Kitab-ül Hudud. Hudud, haddin cem'i. Haddun, haddani hudud. Haddi burada da tarif ediyor ya. Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şerifte hudud var. Hudud demek bir adam bir günah irtikap işlerse ona tereddüt eden ceza. Bu ceza nasıl olacak? Recim var, kötek var, teazil var, katil var. Bunların hepsi hududa dahil. Evvela zinanın haddinden başlıyor. Babu haddil zikri fi zina. Bekar olan bir adam zina ederse bunun haddi nedir? Ne ceza verilecektir? Ceza. Bekardan başladı. Çünkü evlininki başka. Evli olan bir adam zina ederse onun cezası başka. Bekar adam zina ederse başka. Bunun için evvela bekardan başladı. O biraz hafif. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn-i Cahd kâle ahberena şu'bet ve enkatâdete anil hasen en hattani ibn Abdillah el-Rakkâşi en ubâdete ibn-i Samit kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki huzû anni, siz benden alınız, yani öğreniniz. Fakat ce'alallâhu, Cenab-ı Hak kıldı lehünne, kadınlara sebilen yol kıldı. Bunlara bir kolaylık kıldı. El bikru bil bikri ve seyyibu bi seyyibi. Bakir, bekar bir erkek, bekar bir kadınla zina ederse yahut da dul bir adam, dul bir kadınla zina ederse bunların cezası nedir? Resulullah Efendimiz diyor ki öğreniniz. El bikru, bekar olan tücledü, celd olunur. Yani ona değnek vurulur. Ve tünfâ, hem de sürgün edilir. Kötek vurulur, sonra da sürgün edilir. Ve seyyibu, dul olan tücledü, ona da kötek vurulur. Ve türcemi, hem de rejim edilir. Demek ki bekar bir adam evvela 100 değnek vuracaksan, ondan sonra da onu bir sene sürgün edeceksin. Aşağıda geliyor. Başka bir memlekete sürgün edilmiş olacak. Yok, siz benden alınız. Ahkamı öğreniniz. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ نَسِب۪يلًا. Kadınlar için Cenab-ı Hak bir sebil, bir çıkar yol kıldı. اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ. Bekar bir adam, bekar kadınla zina ederse onun cezası جَلْدُ مِئَ, yüz değenek vurmak ve nefkü sene, bir senede sürgün etmektir. وَالْسَيِّبُ بِالْسَيِّبِ. Evet, dul bir adam, başından nikah geçmiş bir adam, diğer başından nikah geçmiş bir kadınla zina ederse celdü miye, yüz değenek vurulmaktır ve rejim, ondan sonra da rejim edilmektir. Rejim, taşının vuracaksa ta ki adam öyle, taşının vuracaklar ölünceye kadar. Haddesena Yunus ve İsa ibn İbrahim el-Gafiqiyyü kâle haddesena Süfyan ani Zühriyyi en Ubeydillah ibn Abdillah an Ebi Hureyre'te ve Zeyd ibn Halid'il Cüheni ve Şiblin kalu, ikisinden rivayet ediyor. Ebu Hureyre, üç kişi. Ebu Hureyre, Zeyd ibn Halid ve Şibl. Üç kişi diyorlar ki kalu künna ku'uden inden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yanında biz oturuyor idik. Fekâme ileyhi racülün. Bir adam kıyam etti. Fekâle, dedi ki enşüdü, enşüdü kellâh. Allah'a sana yemin ettiriyorum. Allah'a karşı inşaat ediyorum, yemin ediyorum ki, yani doğru söyle. Kesem, keseme davet ediyor. Enşüdü, inşaat ediyorum, kesene. Yani sana söylüyorum Allah rızası için doğru söyle. İlla kadeyte beynena. Bizim aramızda sen hükmet. Bi kitabillahi azze ve cel. Allah'ın kitabıyla aramızda hükmet. Bir adam kaptı. Onun hasmi de var. Hasmini de getirmiş. Aralarında dava var. Allah rızası için yemin verdiriyorum. Ya Resulullah, Allah'ın kitabıyla aramızda hükmet. Fekâle hasmuhu. Onun hasmi de dedi ki ve kâne efkâhe minhu. O birinci adamdan daha fekih idi. İlmi fikri daha iyi bilirdi. Fekâle, dedi ki sadak. Benim bu adam
bu dava eden adam doğru söylüyor. İkdi beynena bi kitabillahi, Allah'ın kitabıyla ya Resulullah, ya Resulullah aramızda hükmet ve ezenli, bana da izin ver. Yani konuşmaya bana da izin ver dedi. Sen hükmedeceksin ya Resulullah Allah'ın kitabıyla, bu adam öyle istiyor, fakat bana da izin ver, ben de bir konuşacağım. Kale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kul, konuş. Kale, o adam dedi ki innebni, benim oğlum, kâne asifen alâ hâdâ, bu adamın yanında hizmetçiydi, çalışıyordu. Fezenâ bimre'eti, onun ailesiyle benim oğlum zina etmiş dedi. Feftedeytu minhu, ben fidye verdim ailesine tecavüz ettiğinden dolayı. Bu cürme karşı fidye verdim. Bimi etişatin ve hadimin. 100 koyun verdim, bir de bir köle verdim. Ki adam hakkını bağışlasın. Sümmese eltu ricalen. Sonra gittim başka adamlara sordum. Min ehlil ilmi, ulemadan olan adamlara sordum. Fe ekberuni, onlar bana haber verdiler ki en alebni, benim oğlumun üzerine olucudur. Celde mi'etin, 100 değenek ve tarib-i amin, bir senede sürgün. Ve alem ra'eti hâzâ, bu adamın ailesine de tereddüt etmiştir. Erreç müreç. Demek ki adam 100 koyunu vermiş, bir de bir hizmetçi vermiş ki adam hakkından vazgeçtim. Sonra ulemaya sormuş, demişler ki yok, bu hüküm değil, şer'e uygun değil o. Senin oğluna 100 değenek vurulacak, bir senede sürgün edilecek. Onun da ailesi nikahlı olduğundan dolayı 100 değenek vurulacak, hem de rejim edilecek. Burada 100 değenek yok da ailesi rejim edilecek. Yalnız kendi oğlu üzerine ne tereddüt ediyor? 100 değenek vurulmak ve bir sene sürgün edilmek. Şimdi bu hadisi şeriflerde sürgün meselesi var mı yok mu? Var. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki vellezî nefsî biyedî, ol bir Allah'a yemin ederim ki benim nefsim onun yedi kudretinde olucudur. Le afdiyenne beynekuma, sizin aranızda ben hükmedeceğim. Bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Allah'a yemin ediyorum ki Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim buyurdu. El mi'etü şâtu vel hâdimu, o 100 koyun ve o köle, reddün aleyk, sene reddir. Oğlanın babasına dedi. Bunları gerisin geri alacaksın dedi. 100 koyun senindir, hadim de senindir. Ve alebnike celdumiye, oğluna da 100 değenek vurulacaktır dedi. Ve tarîbu amin, bir senede sürgün edilecektir. Git o koyunları al, hadimi de al. Oğluna 100 değenek vurulacak ve bir senede sürgün edilecek. Ve gdu ya Üneys, ashabdan Üneys'e dedi ki ya Üneys git. İlemre etihada, şu adamın ailesine, kadınına git. Feyni aterefet, bu zinayı itiraf ederse fercumha ve niracm. İnkar ederse 4 şahit lazım. 4 şahit de yok, rejimden kurtaracak. Fakat itiraf ederse rejim olacak. Fakada aleyha, Üneys gitti kadına, dedi, sordu, fe aterefet, kadın da itiraf etti, inkar etmedi. Ne yaptı? Fercumha, kadını rejim etti. Kadını beline kadar bir çukura gömerler. Yani onu rejim ettikleri esnada avret mehalli açılmasın diye bir çukur kazarlar. Beline kadar o çukura gömer. Etraftan vururlar. Taşına vururlar ta ölünceye kadar. Ama erkek ise gömmeye lüzum yok. Toplanır, ortaya alırlar. Taşlarlar, vururlar ölünceye kadar. Şimdi bu hadisi şerifte de oğluna 100 değenek vurulacak, bununla beraber sürgün meselesi var mı yok mu? Var. Fakat kadına celde var mı? Bunda yok. Yukarıda bir iki hadis-i şerifte geçti. Celde var, vurulacak, sonradan da rejim edilecek. Fakat bu sonki iki hadiste de yalnız rejim edilecek. Haddesena Yunus, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni Yunus'u ve Malik'ün an ibn-i Şehab. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال حضرت أبو هريرة وزيد بن خالد dediler ki كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم, biz Peygamber Efendimizin yanında oturuyorduk. ثم ذكر نحوه,
Sonra bu hadisi şerifin aynen benzerini zikreyledi ki bir adam geldi, dava etti, öteki adam da kalktı, o da onun hasmiydi, o da hakikat söyledi, aynen bu vakayı tekrarladılar. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَزَهَبَ قَوْمٌ bir cemaat sahip oldular ki اِلَا اَنَّ الْبِكْرَ bekar olan bir adam اِذَا زَنَا زِنَا اَدَرْسَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ 100 değnek vurulacak ve bir senede sürgün edilecek. Cemiyen cemi olduğu halde, yani ikisi beraber olduğu halde iki ceza. 100 değnek vurulacak, bir senede sürgün edilecek. Ve ihtecu ihtişac ettiler fi zalik bu meselede. Bihadil asar, işte bu rivayet etmiş olduğumuz hadislerle istidlal ettiler, ihtişac ettiler. Ve halefehum fi zalike aharun, başkaları bu meselede onlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki حَدُّ الْبِكْرِ bekar bir adamın haddi izâ zena zina ettiği vakıtta جَلْدُ مِيَتٍ yüz değenek vurmaktır. وَلَا نَفِي عَلَيْهِ onu sürgün etmek yoktur, nefi yoktur. Neyle مَعَ الْجَلْدِ değeneğiyle beraber hem değenek vurulsun hem de sürgün edilsin, yok. Değenek vurulur, sürgün edilmez. اِلَّا اَنْ يَرَ الْاِمَامُ illa imam görürse, zamanın hakimi görürse en yenfiyehu, onu nefyetmek, sürgün etmeyi o görürse siyaseten, o vakıtta nefyeder. Ne için o da? Hadd olarak değil. Lidde'areti, onun fıskı fücuri dolayısıyla. Elleti öyle fıskı fücur ki kânet minhu, adamdan zuhur etti. Demek ki o adam, fasık bir adam, bugün birisinin ailesiyle zina etti, yüzde genek vurulur. Bir ay sonra gider başka birisinin ailesiyle zina eder, o göz önüne almış adam yüzde yenek değil mi? Gider yüzde yenek de oradan yer. 5-10 gün sonra başka birisinin ailesine musallat olur. Yani yüzde yenek göz önüne alır, başlar fıskı fücur yapmaya. Kadı bakar ki bu kabilden bir adam ise onu sürgün eder. Yok, bir defa başına geçmiş fakat ondan sonra yüzde yenek vuruldu. Adam tevbe etti, onu sürgün etmez. E kimi sürgün eder? O yolun yolcusu olan fasık bir adam ise, onun bunun namusuna daima taarruz eden bir adam ise, o kadının vazifesi değil, imamın vazifesi. Yani o memleketin valisi, emiri kimse, onun vazifesi, o sürgün eder. Nereye feyenfihi, onu imam nefyeder, ila heysu ahabbe, nereyi arzu ederse, vali nereyi arzu ederse adamın kendi fikrine koymaz. Nereyi münasip görürse, oraya sürgün eder. Kema yunfeddu'aru, fasikler nefyolunduğu gibi, ve gayr-ı zuna, zanilerin gayrileri nefyolunduğu gibi. Adam zani değil ama ona buna zararı var. Fıskı fücürle meşhur, rakı içiyor, kumar oynuyor, böyle bu gibi günahlar işleyen bir adamları nereye sürgün ediyorlarsa onu oraya sürgün ederler. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında bu ikinci mezhep sahipleri ihticac ettiler. Bima haddesene Yunus, Yunus'un rivayet eylemiş olduğu hadisler. قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. Hazreti Ebu Hureyre ve Hazreti Zeyd bin Halid'den rivayet eylediler ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz süile anil emeti, bir cariyeden sual edildi izâ zenet zina ettiği vakitte. Bir adamın cariyesi zina ederse buna ne ceza verilecek? Velem tuhsin. Zina etti de mühsin de olmadı. Evet, ceza ne? Mühsin ne demek? Yani afif, namuskar. Bir de başında nikah geçmiş olursa ona mühsin derler. Fakat bu cariyenin başında nikah geçmemiş. Gayr-ı mühsin. Yani bekar sayılır. Bu zina ederse bu cariyeye hüküm ne tereddüt eder? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki izâ zenet, o mühsin olmayan, mühsine olmayan cariye zina ederse feciliduha, siz ona celd edin, değenek vurun. Sümme in zenet, sonra tekrar zina ederse feciliduha, gene kötek vurun. Sümme in zenet, sonra üçüncü defa zina ederse fecliduha, gene ona değenek vurun. Sümme bi'uha, ondan sonra dördüncüde, üçüncüden sonra
Baktınız ki bunun tevbe edeceği yok. Sünnet bi'uha, veni satın. وَلَوْ بِضَف۪يرٍ Ne kadar az fiyat olursa olsun, istersen bir tutam iplike olsa bile. Bir tutam ip getirmiş, bir tutam yün getirmiş de ben bunu alırım. Aman satın, onu daha bekletmeyin. Yani üç defa ona celde vurun. Eğer tevbe ettiyse etti, etmediyse ondan sonra satın. قَالَ مَالِكْ قَالَ اِبْنُ شِحَابْ İmam Malik dedi ki, evet İbn-i Şihab dediler, لَا اَدْرِي Ben bu hadisi rivayet ederken bilemedim. Übeydullah ibn Abdullah'dan rivayet ederdi. La edri ben bilemedim ki eba'de thalise evir rabia. Üçüncü defa zinadısından sonra mı satın dedi yoksa dördüncü defa mı? Orada şek ediyorum dedi. Yani üç defa muhakkak da dördüncüyü de dedi mi demedi mi onda şek ediyorum. Yani demek ki dördüncü olursa dört defa başından zina geçer de kötek vururlar, tevbe etmezse artık ondan sonra satsın. Yok, üç rivayetine göre üç defa zina ederse tevbe etmezse satın. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahberene Yunus an ibn-i Şahabin kâle ahberene Ubeydullah ibn-i Abdillah ibn-i Utbe enne Şibli ibn-i Halid'in ahberehum enne Abdullah ibn-i Malik'e levsiyye ahberehum esas ravi Abdullah ibn-i Malik oluyor enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki el-velidetu velideç yani cariye izâ zenet zina ederse mislehu işte bu hadisi şerifin mislini rivayet eyledi. Yani birinci de kötek vurun, ikinci defa zina ederse kötek vurun, üçüncü defa zina ederse kötek vurun, dördüncüde de şek var. Onu da zina ederse ondan sonra satın. İlla ennehu kâle fissâlisete evir râbi'a. Üçüncüde rahut, dördüncüde dedi, ne dedi? El bey'i'h. Bi'uha demedi de, el bey'i artık onun hakkından satış gelir. İbare değişti. Yani ravilerin dikkatine bak ki, birinci hadiste bi'uha dedi. İkincisinde el bey'a dedi. Mana bir. Bir ama lefsinde o kadar dikkat ediyorlar ki, bi'uha mi dedi, el bey'a mi dedi, bu birinci senette bi'uha. Bu ikinci de el-bey'a. Onu beyan ediyor. Ve akberehu Zeyd ibn Halid sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin eshabından olan Zeyd ibn Halid dedi, misle zalik böyle dedi. El-bey'a dedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki hâda hata. Burada ibarede senette hata vardır. Şiblu hâda bu şibil. Şibli ne dedi? Şiblu ibn Halid dedi. Bu hata. Halid Şibil Halid'in oğlu değil. Şibil İbn-i Hüleyd-i Müzeni Hüleyd-i Müzeni'nin oğludur. Demek ki Şibil Halid diyecek. Hüleyd diyecek yerde Halid demiş. Şibil İbn-i Hüleyd. Evet. Esas haber ondan gelmiş. Haddesena Fehdun kâle haddesena Haybetu İbn-i Şüreyh kâle Bekiyyetu huve İbn-i Velid eniz Zebidi aniz Zühriyye An Ubeydillah ibn Abdillah enne Şibli ibn Hüleydil Müzena. Bak burada doğru getirdi. Hüleydin oğlu Şibli akberehu. Ona haber verdi ki enne Abdullah ibn Malik'e levsi. Abdullah ibn Malik'e levsi. Akberehu. O da ona haber vermiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki el velidetu izâ zenet. Cariye zina ederse fecliduha. Siz onu kötekleyin. Döyün. Sümme'in zenet sonra zina ederse fecliduha gene celde vurun. Onun celdesi döymesine kadar 50 değnek. Hür olan kadına kaç değnek vurulacak? 100. Cariyeninki yarısı. 50 değnek vurulacak. Sümme'in zenet sonra zina ederse fecliduha yine 50 değnek vurun. Sümme'in zenet sonra tekrar zina ederse febi'uha siz onu satın. Velev bidafirin isterse bir tutam iplike olsun. Ve dafir, dafir nedir? El hablu ip. Herhangi bir ip, desteğinin bir ip. Yani en adi bir şey, en ucuz bir şey. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle haddesena Hüsamet ibn-i Zeyden el-Leysiyyü en mekhulin en irak ibn-i Malik en Ebi Hureyre'ten en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle
İza zenet emetun bir cariye zina ederse, İza zenet emetu ehadikum, sizin birinizin cariyesi zina ederse, fel yeclidha, ona celde etsin. Ney el haddi haddi, yani 50 değnek vursun. Ve la yuserribu aleyha, ve la yuserribu, tesrib etmesin, başına kalkmasın aleyha cariyenin. Yani daima hakaretle kötü muamele yapmasın. İşte sen bunu yaptınsa bu fiyalın sahibi, hani daima durmadan başa kalkar ya, başa kalkmasın. Kale zalik selase merrat. Peygamber Efendimiz bunu 3 defa dedi. Sümme kale dedi ki, fi salisete vir rabia. 3. yahut 4. defede eğer yine zina ederse, sümme bi'uha, o vakit onu satın. Çünkü bunun tevbe ediciliği yok. Satın. Velev bi zafirin. İsterse bir tutam ip olsun. Sonra başka yerlerde diyor ki, onu satarken de aybini alan adama söyleyin. Ben bu cariyeyi satıyorum. Bu cariye zinadan kaçmıyor. Onun için satıyorum. Ki adam dikkatli olsun. Çünkü o ayıplı sayılır bu cariye. Bir adam malı satarken aybini malı söylemezse haram olur. Hırsızsa hırsızlığını söyleyecek. Bak ben bunu satıyorum ama bunun eybi vardır, hırsızdır. Yahut da altına işer, yahut da şudur, ne eybi varsa söyleyecek. Onun eybi en büyük eyip. Niye? Namahremden kaçınıyor, zina ediyor. Onu söyleyecek. Haddesena Behr ibn-i Nasr'in, haddesena Şuayb ibn-i Leys, enne ebâhu akbarahu. En Sa'idil Mahburiyye an ebihi, an ebi Hureyre'te ennehu semâhu yekûd. Semiyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûd ve zekere mislehu. Yani bu hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den de rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Mu'alle ibn-i Mansur. Kale akberene Ebu Üveys an Abdillah ibn-i Ebi Bekir'in an Abbad ibn-i Temim an ammihi ve kânet lehu sohbet. Abbad ibn-i Temim amucesinden rivayet ediyor ki amucesi Peygamber Efendimiz'i görmüş idi, ashab-ı kiramdan idi. Kale, onun amucesi dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu, İzâ zenetil emetu fecliduha. Cariye zina ederse siz ona had vurun. Sümme izâ zenet fecliduha. Tekrar zina ederse tekrar had vurun. Sümme izâ zenet fecliduha. 3. defa zina ederse yine had vurun. Sümme bi'uha. Ondan sonra satın. Velev bi zafirin. İsterse bir tutam ip olsun. حدثنا علي قال حدثنا معل بن منصور عن أبي أويس عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد مثله أين بحديث الشريف باشك بيسمت لذكره لدي حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم ذكر مثله يعني أين حديث الشريف حزرة عائشة تلك إلى رواية إلى ذلك حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص أن عبد الأعلى التغلبي عن أبي حميد أن علي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz "Yuhbiren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem" Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Bir emetin bir cariyeyle ki lehum kendilerinin bir cariyesi varmış ki fecerin zina etmiş. Onu geldi haber verdiler. Fe erseleni Hazreti Ali buyurur ki Hazreti Ali beni Resulullah Efendimiz gönderdi ileyha o cariyeye. Onlar haber vermişler ki bizim bir cariye var, zina etti. Ne yapacağız? Hazreti Ali'yi göndermiş ki, ya Ali git. Fekale izheb, git feakim aleyhel hadda, git haddi ona ikame. Yani ona git 50 değnek vur. Haddi zina. Fandalaktu, Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, ben gittim. Fevecettuha, ben o cariyeyi buldum ki, lem tecuffe min demiha. Kani herak olmamış. Yani heyiz vakti. Şimdi hayızlı kadın zaten hasta sayılır ona. Bir de bir kötek vurursa ölme ihtimali var. Onun için hayızlı halinde olduğundan dolayı döndüm geldim. Haddi ikame etmedim diyor. Fereciatü ileyhim. Resulullah Efendimiz'e geldim. Fekaleli
Peygamber Efendimiz bana dedi ki ferahata, bu işi bitirdin, yaptın mı? Fekultu, ben Resulullah Efendimiz'e dedim ki vecedduha lem tecuffe min demiha, daha kanı kurumamış, yani heis devam ediyor. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki izâ hiye ceffet min demiha, kanı kesildi de temizlendi mi, feclidha, o vakitte git ona el değinik vur. Kale Aliyyün, Hazreti Ali dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu اَقِيمُوا, siz ikame edin, الْحُدُودَ, hadleri yapınız, عَلَى مَا شُلْ, bir kimseler üzerine ki meleket malik oldu اَيْمَانِكُمْ, elleriniz, yani ellerinizin altında olan köle ve cariyeler bir haddi mucib bir iş işlerse onlara haddi siz kendiniz icra ediniz, emir verdi. قَالُوا, dediler ki فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاَمَّةِ, vaktaki Peygamber Efendimiz cariyede emretti, اِذَا زَنَتْ, zina ettiği vakitte, اَنْ تُجْلَدَ, celd oluna, وَلَمْ يَمُرْ, emretmedi مَعَ الْجَلْدِ, kötekle beraber, بِنَفْهِ, nefhi emretmedi. Cariyeye ne dedi? Cariyeye gidin, haddi ikame edin. Tekrar cariyeyi sürgün edin, bir senede sürgünde kalsın dedi mi? Demedi. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de buyurdu. اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, فَعَلَيْهِنَّ cariyeler üzerine vurucudur. نِصْفُ مَا, ol bir haddin yarısı ki, عَلَى الْمُحْسَنَاتِ, mehsen olan kadınların üzerine olan, yani hür olan kadınların üzerine olan cezanın yarısı olucudur. Neden? مِنَ الْعَذَابِ, عَذَابْتَ. Hür olan bir kadına ne azap edilecekse onun yarısı cariyeye verilecektir. فَعَلِمْنَا بِذَلِكْ, biz bununla bildik ki اَنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْاِمَا, cariyelerin üzerine tereddüb eden vacip olan had, اِذَا زَنَيْنَ, zina ederlerse, هُوَ نِصْفُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَرَائِرِ, hür olan kadınlara tereddüb edenin yarısıdır. Ne vakitte? اِذَا زَنَيْنَ, hür kadınlar zina ettiği vakitte. Cariyeninkini 50 değnek vurulacak, sürgün yok. Hür olan kadınınki onun iki misli. İki misli olunca 50 değnekin yerine hür kadına ne kadar vurulacak? 100 değnek. Daha sürgün yok. Bak eğer cariyede sürgün olsaydı, diyelim ki hür olan kadın ne kadar sürgün edilecek? Yukarıdaki birinci hadiste geldi ki 1 sene. Öyleyse cariye de 6 ay sürgün edilecek. Halbuki cariyede sürgün meselesi yok. Hürde de yok. Allah. Cariyeyi mekisün aleyh yaptık, hürri mekis yaptık. Madem cariye hakkında bu kadar hadisler geliyor, değenekten başka bir şeysi yok, öyleyse hürri olan kadınlarda da yok. Sümme sebete, sonra sabit oldu ki en la nefye alel emeti izâ zene, cariye zina ederse onu sürgün etme yok. Kâne kezâlike izâ, yine böylece oldu. En la nefye alel hurreti izâ zene, hürre olan kadın da zina ederse onu da sürgün etmek yok. Şimdi burada bir sual var ki kadına yok, belki erkeğe var. Çünkü kadında başka mahsurlar da var, burada zikredecek ya. Kadını nasıl sürgün edeceksin? Mehremsiz nereye göndereceksin? Sen zinanın cezasını verecek yerde daha garip yere göndereceksen zinanın kapısını açacaksın. Kadın gideceği yerde mehremi yok, kimsesi yok. Kadın da bilhassa güzel ise zaten başından da zina geçmiş, kendisine de sahip olmayacak, belki de kendisi bilfiil tekrar zina edecek. Yani fesat kapısı açılır. وَقَدْ رَوَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا تَكَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, bizim bu kitabımızda geçen yerlerde Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik ki اَنَّهُ نَهَا, Peygamber Efendimiz nehyetti, اَنْ تُسَافِرَ اَمْرَأَةٌ, bir kadının sefer etmesini nehyetti, سَلَاسَةَ اَيَّامٍ, 3 günlük bir mesafeye sefer etmesini nehyetti. İlla ma'a mahremin. İlla mahremle beraber gidebilir. Madem müddeti seferdir, müddeti sefer 3 gün, mahremsiz gidemez. Gitmesini Resulullah Efendimiz nehyetti. Fezalike delilü neydi? Bu Resulullah Efendimiz'in nehyetmesi delildir ki en la tusafirel mer'etü selasete eyyamin fi haddiz zina bi gayri mahrem. Haddiz zinada da bir kadını 3 günlük bir mesafeye göndermek caiz olmayan, mehremsiz. وَفِي ذَٰلِكَ, bunda orucudur. اِبْتَالُ النَّفْيِ عَنِ النِّسَاءِ فِي الزِّنَا, zinada
kadınlardan sürgünün iptali orucudur. Kadınlara sürgün yoktur. Yabınız celde vardır. Feizen tefa müntefe olursa en yekune yecib alen nisaillat gayri mühsinat nefyun fizzina. Zinada mühsen olmayan kadınlar, cariyeler gibi bunlara vacip olan şey müntefi olursa ki sürgün bunlara yok. İntefa zâlike eyzânir rical. Öyleyse erkeklerde de yok. Bak nereden? Cariye-i mekusun aleyh yaptı. Cariyede nefi yok. Cariyede olmazsa öyleyse hürre olan kadınlarda da yok. Hürre olan kadınlarda olmazsa öyleyse erkeklerde de yok. Fakat bu biraz uzun gitti. Ha. Ama ötekiler doğrudan doğru bekarlarda celde ve bir sene sürgün. Evet, evlilerde de celde, ondan sonra da recim. Bu hadisi şerifler ona karşılık getiriyor. Ki bak bunlarda şeyi zikretmedi. Nefi, yani sürgünlüğü zikretmedi. Fakat onları yakına eder mi, etmez mi onlar? Onun için mezhep sahipleri, bazıları razı olmamış. Yine diğer mezheplerde var. Hem celde vuracaklar hem de sürgün edecekler. Ve kâne der'un nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in def etmesi iyyâhu nefhi sürgünlüğü yani lima cariyelerden fîmâ zekerina, bizim bu zikrettiğimiz hadis-i şeriflerde kâne der'en anil harayri, hürre olan kadınlardan da def etmiş oldu. Ve fî der'ihi Resulullah Efendimiz'in men etmesinde iyyâhu bu sürgünlüğü anil harayri, hürre olan kadınlardan def etmesinde de olucudur. Delilün delil olucudur. Alâ der'ihi Resulullah Efendimiz'in men ettiğine. İyyâhu bu sürgünlüğü anil ahrar, hür olan erkeklerden def ettiğine delil olucudur. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmaîn. Bu üç imamın kavli de budur. Fe'in gâle gâilu. Orada Resulullah'u Teâlâ âlem-i sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'in kâle kâilun, bir sual eden adam dese ki fe'inne nefyel emeti, cariyeyi sürgün etmek izâ zenet, zina ettiği vakıtta sittete eşhürün, altı ay hür olan kadın bir sene sürgün edilir, cariyet onun yarısı altı ay onu sürgün etmek ne gibidir? Mislumâ tünfel hurre, hurrenin hürri olan bir kadının sürgün edilmesi gibidir. Şimdi ihtilaflı ya, birinci mezhebe göre zina eden bir kadın, ona bekar ise yüzde yenik vurulacak ve bir sene sürgün edilecek. Cariye de ona yarısı 50 yenik vurulacak, 6 ay sürgün edilecek. Ve kâle, dedi ki, lem yenfin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nefyetmedi. En nefye sürgünlüğü fîmâ zekertumûhu, sizin zikrettiğiniz hadislerde. Yani Peygamber Efendimiz de min celdil emet. Cariyeyi celd edin dedi ama sürgünlüğü söylemedi. Siz Resulullah Efendimiz'den rivayet getirdiniz ki Resulullah Efendimiz cariye zina ederse ona değnek vurun, bir daha zina ederse bir daha vurun, bir daha zina ederse bir daha vurun, 3 yahut 4 defa buyurdu. Ondan sonra da satın. Hani burada sürgün gelmedi. Sürgün meselesi yok. Resulullah Efendimiz'den bunu rivayet ettik. Evet. Min celdil emeti, evet. İza cennet zina ettiği vakitte ve la bi kavlihi sümme bi'uha, siz onu satın. Şimdi merreti rabi'a, 4. de siz onu satın dedi. Gene ortada hiç sürgünlük meselesi yok. Diyor, böyle bir adam itiraz ederse fekâne hâdel gâilu, bu gâil yuhâlifü muhâlif olur küllemen, her bir kimseyi ki tekeddemehu, kendisine tekeddüm etti min ehlil elmi, ehli elimden, kendisinden evvel gelmiş geçmiş adamların hepsine muhalefet etti ve harece min ekavilihim, onların kavirlerinden de çıktı. Evet. Şimdi bu adam sual ediyor. Siz şeyi almıyorsunuz, sürgünlük meselesini zikretmiyorsunuz. Halbuki cariye 3 veya 4 defa zina etti mi,
Her birisinde değnek vurun, dördüncü de satın. Hani sürgünlük meselesini getirmediniz. Hürre olan bir kadın bir sene sürgün oluyor, cariye de 6 ay sürgün olacak. Diyor ki bunu diyen adam geçmiş ülemanın mezheplerinden, kavullerinden çıktı. Yani böyle bir itiraz eden adam o kadar cahil ki hiçbir şey bilmiyor. Bu suali soruyor. فَيُقَالُ لَهُ Ona denilir. بَلْ فِي مَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğumuz hadiste olucudur. مِنْ قَوْلِهِ اِذَا زَنَتْ اَمَتُ وَحَدِكُنْ فَلْيَجْلِدْهَا Cariyeli sizden birinizin cariyesi zina ederse ona celde vursun. Bu sözünden rivayet ettiğimizde bu sözü rivayet ettiği bunda orucudur. Sümme kâle firrâbe'a dördüncüde de buyurdu ki feliyebi'ha ve nisassın. İşte bu hadisi şerifte delilün delil orucudur ki alâ en lâ nefiye aleyhâ cariyeye nefi yoktur. Cariye sürgün edilmez. لَأَنَّهُ اِنَّمَا عَلَّمَهُمْ Zira Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a öğretmiş oldu. فِي ذَٰلِكْ Bu mesele hakkında مَا يَفْعَلُونَ بِإِمَائِهِمْ Cariyelerine ne yapacaklar? Onu talim etti. اِذَا زَنَيْنَ Cariyeler zina ederse ona ne gibi ceza verilecek? Resulullah Efendimiz bunu öğretti. Neydi o? Birincide kötek vurun, ikincide kötek vurun, üçüncüde kötek vurun. Dördüncüde de ihtilaflı. Ya dördüncüde de kötek vurun yahut dördüncüde satın. Dördüncüde de kötek vuracaksa beşincide satacak. Bitti. Resulullah Efendimiz bunu öğretti. Kime öğretti? Ashab-ı kiramı. Sürgün meselesi olsa onu da söylerdi. Resulullah Efendimiz ahkamın yarısını öğretti de yarısını gizledi mi? Maşallah kelle. Bunu yapmaz. Hüküm neyse işte onu beyan etti. Daha sürgünlüyse nereden çıkardın? Ona böyle cevap verilir. فَمُحَالٌ مُحَلْدِرْ كَاَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz ola yukassirun, noksan etmiş ola fî zâlik bu mesela cariye tereddüb eden hükümde noksan beyan etmiş ola اَنْ جَمِيعِ مَا يَتِبُ عَلَيْهِ Cariyeler zina ettiği vakitte onlara tereddüb eden cezanın noksanını söyleye. Bu muhaldir. İlla tam ceza neyse onu beyan eder. O da nedir? Birinci kötek vurmak, ikinci, üçüncü, dördüncü kötekten sonra onu satmak. Ve muhalun, yine muhaldir ki en ye'mure emri de bi bey'imen, bir kimsenin, bir cariyenin satışını ki la yakdiru, kadir olamaz. Mübta'uhu, onu satın alan adam. Ala kabdihi, onu kabz etmeye min bayi'i satında. Ve la tasilu ve la zalik, eline de yetişmez. Onu alamaz. İlla ba'de mudiyyi siddete eşhur illa 6 aydan sonra. Şimdi Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Dördüncüden sonra satın. Adam sattı. Cariyeye şimdi sen diyorsun ki 6 ayda sürgünlük var. Şimdi adam dördüncü zinadan sonra sattı. Bir de onu döktü, hakim de sürgün etti diyelim bir yere. Alan adam o cariyeyi nereden bulacak? Parayla aldı, sattı. Satan adam derhal cariyeyi alacak. Cariye yok. Nereye gitmiş? Sürgüne. Sürgüne gitmiş bir cariyeyi, müşteri nereden elde etsin ve nasıl alsın? Ve 6 ay niçin beklesin? Bu da muhaldır. Ve yukalu lehu eyda, yine o adama denilir ki, قَدْ زَعَمْتَ اَنْتَ Sen zıram ettin ki, اَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ki, Enver Efendimiz'in kavli şerifi, لِعُنَيْسٍ اُنَيْسَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ اُغْدُ عَلَمْ رَأَتِ هَذَا فَيْنَ اَعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا Yukarıda okuduk ya, birisi birisinin ailesiyle zina etti. O zina eden adamın babası getirdi, 100 koyun verdi, bir de köle verdi. Sonra dediler ki yok, hükmü şer'i bu değil, siz yanlış yapmışsınız. Geldi Resulullah Efendimiz'e muhasebe ettiler ve yemin verdirdiler ki ya Resulallah, Allah'ın kitabıyla hükmet. Peygamber Efendimiz de yemin etti ki Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. O zina eden adamın babasına dedi ki sen koyunların al, hizmetçin al, bunlar senindir. Senin oğlun bekar olduğundan dolayı 100 değnek vurulacak. Bunun karısı da evli olduğundan dolayı itiraf ederse rejim edilecek. Hazreti Üneys'i gönderdi. Ashabtan dedi ki git bak kadın itiraf ediyorsa onu rejim et. O da gitti kadına sordu. Kadın itiraf etti. İtiraf ettiği gibi kadını rejim etti. Yani taş vura vura öldürdü geldi. Evet. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifinde orucudur, delilün delil orucudur ki en la celde aleyha me'azalik.
reçimle beraber celde yok. Yukarıda diyor ki, birinci mezhep sahipleri, bekar olursa yüzde yenek vurulacak, bir senede sürgün gidecek. Evli olursa yüzde yenek vurulacak, ondan sonra da rejim edilecek. Halbuki Üneys'in gidip de o kadını rejim ettiği vakitte Resulullah Efendimiz evvela ona yüzde yenek vur, sonra da rejim et dedi mi? Yok demedi. Git rejim et dedi. Burada delil var ki rejimden başka bir şey yok. Celde yok. Ayrıca dökecek. Zaten öldürüyor. Ne diyeyim, ya hacet yok. Evet. Burada celde yok. Ve inkâne, eğer olursa ve inkâne iptalül celdi, celdi iptal olduysa da lem yüsker fî hâdel hadis, bu hadisi şerifte celdin iptali zikrolunmadı ise de. Evet. Yani celde yapma diye bir şey zikredilmedi ama fakat Resulullah Efendimiz ne buyurdu, ona kesreçmedi. Ve cealte zalik, sen bunu kıldın. Muarizen, muariz kıldın. Lima katruyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min kavli. Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden rivayet edilen rivayeti muariz kıldın. Ne rivayeti? Es-seyyibu bis-seyyibi celdu mi'atin ve recmi. Bekar adam, bekar adamla zina ederse ona yüzde yenek vurulacak ve rejim edilecek. Bu hadis-i şerifte yüzde yenek vurup rejim edilecek. Halbuki siz Üneys'in hadisinde yalnız rejmi zikrettiğiniz, bizi zikrettiniz diyor. Bu iki hadis birbirine muariz oldu. Bunu muariz kıldım. فَاِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَكْ دَلِيلًا. Eğer bu muarize senin indinde delil ise, iki hadis birbirine taarruz ettiğinden, illa celde vardır rejimden evvel dersen, se'alâ mâ zekerna femâ nünkirû, biz inkar etmeyiz. Femâ tünkirû, femâ tünkirû, neyi inkar ediyorsun? Alâ hasmike, hasmine niçin inkar ediyorsun? En yekûne kavlu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi ola, hizâ zenet emet ve hadikûn fel yeclidhâ, sizin birinizin cariyesi zina ederse onu celd etsin. İndehu, onu adamın indinde ola, delilen deler ol, delil ola ala iptalin nefhi alel emeti, cariye üzerine sürgünün iptalına delil ola. Yani sen diyorsun ki evli bir adam zina ederse ona celde var, rejimde var. Bu bir hadis. Halbuki berikinde de cariyelerde de rivayet edilen şeyde yalnız celde var, nefi yok. Sen diyorsun ki bu benim yanımda evvelki hadis delildir. Senin muarizin yanında da ikinci hadis delildir. Niçin inkar ediyorsun? O da hadis, o da hadis. فَاِذَا كَانَ مَا زَكَرْنَا فِي السُّكُوت. Sükutta bizim zikrettiğimiz olursa, اَنَّفْيِ الْاَمَتِ, cariyenin sürgünlüğünün sükutu var. Peygamber Efendimiz cariyeyi bir, iki, üç defa duygun, ondan sonra satın. Fakat sürgün meselesini sükut etmiş Peygamber Efendimiz. Beyan buyurmamış, sürgün edin dememiş. Bu sükutta olursa, evet, ennefil emeti leyse yerfe'un nebiyyü sallallahu aleyhi ve leyse yerfe'un nefi anha, sen dersen ki burada sükut etmiş ama bu sükut cariyeden sürgünlüğü kaldırmaz. Fîmâ zekerte ente eydâfü sükut, öyleyse senin zikrettiğin şeyde de sükutta olmaz. Anil celdi me'ar recmi, recm ile beraber celden sükut var, o da olmaz. Evet. La yerfe'ul celdü, celd kaldırmaz. Hani seyyibi, zani, evet, evli bir adamın zinasında me'ar recmi, recmi ile onu kaldırmaz. Evet. Ve ma yelzemu hasmike, senin hasmine lazım olan şey, fi kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinde, izâ zenet emet uhadikum fel yeclidhâ, sizden birinizin cariyesi zina ederse onu celde yapsın, bu kavli şerifinde şeyün, senin hasmine bir şey lazım gelmez. İlla lezimeke misluhu, ona lazım olan sene de lazım gelir. Fî kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li Üneys'in radıyallahu anh. Hazreti Üneys'in vakasında olan Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi ki fe niyat terefet fe cumhaya teref ederse recmi. Evet. Yani sen dersen ki cariye zina ederse celde var. Üneys'in hadisinde de ne var? Recim var, itiraf ederse recim. Sen yukarıki hadisi delil getiriyorsun. Senin hasmin de bunları delil getiriyor. Sen hasmine ne suretle muareze edersen ise hasmin de o suretle sana muareze eder.
Ve yukalu lehu, yeni o adama denilir ki, Petruviyanin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fin nefyi, sürgünlükte. Fi gayri zina, zinanın gayri bir şeyde de sürgünlük var. Böyle bir rivayet de var. Evet. Ma kad haddesene ibn Ebi Davud, İbn Ebi Davud'un rivayet etmiş olduğu hadis. Kale haddesene Muhammed'in. İbn Abdülaziz el-Vasiti قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده. Bir adam kendi kölesini öldürdü. Müteammiden kasten. Fecelede'hu Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de ona değnek vurdu. 100 değnek. Ve nefahu sene. Onu bir senede sürgün etti. Ve meha Urahu, yani zannediyorum, mahad ediliyor, mehvetti. Bu da zannen söylüyor. Sehmehu, onun sehmini minel müslimini, Müslümanlardan. Müslümanların hissesi var ya Beytul Mal'da, bunun ismini de oradan sildi. Yani oradan da mal vermedi ona. Ve emerehu en yu'tikar regabe. Bu adama hem de emretti ki kefaret olarak bir de bir köle azat etti. Şimdi bu adam ne yaptı? Zina etmedi. Ne yaptı? Katil etti. Katilde sürgünlük yok ki. Katilde kısas var. Fakat bu adam kendi kölesini öldürdüğünden dolayı kısas tereddüt etmedi. Yine tereddüt etti ona. İtkuragabe, bir köle azat edecek. Bunu zaten emretti. Fakat ayrıca Peygamber Efendimiz o adama sürgünlük cezası verdi. Bir sene sürgün etti ve onun Müslümanların ordusundan ona gelecek hisseyi onu da sildi. فَلَمْ يَكُمْ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz işlemedi Peygamber Efendimiz şey. Hâda bunda مِنْ نَفْيِهِ الْقَاتِلَ سَنَةً Katili bir sene sürgünlükten işlemesi olmadı. Delilen indena, bizim indimizde delil olmadı. وَلَا عِنْدَكْ, senin indinde de delil olmadı. عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ, o katili sürgün etmek حَدٌ وَاجِبٌ, vacip bir haddir. Bunu muhakkak yapmak lazımdır. Ne sen buna gayesen, ne de biz buna gayeyiz. Öyle haddi vacip ki la yembeği terkuhu, onu terk etmek layık değildir. Böyle bir had değildir. Demek ki katilde esasen sürgünlük yok. Peygamber Efendimiz bunu yapması, yani o adamı bir nevi terbiye ediyor. Yoksa herhangi bir katilde sürgünlük yok. O hasim de ona gayel değil. Katillerde sürgünlük yok. Binaenaleyh senin demiş olduğun birinci hadiste bekar bir adama celde vurulacak, bir sene de sürgünlük var. O sürgünlük vacip olan bir had değildir. Ya yani milletin nazarında ibret alsınlar diye hakim lüzum görürse olur. Yoksa bu vacip olan haddi hakim iskat edemez. Onu yapacak. Öteki siyaset kabiline girer. Evet. Vacip olan hadden değildir. Ve innemâ kâne. Bu oldu. Resulullah Efendimiz'in katili sürgün etmesi. Alâ ennehu, şunun üzerine oldu ki bu lidd-i'âreti, fıskı fücur için. Yani adam tuttu kendi kölesini kasten öldürdü. Ne hakkı var idi? Bu fısıktır, fücurdur. Bir adamı öldürmek. Bunun için Resulullah Efendimiz fıskından dolayı onu sürgün etti. Lâ le ennehu haddun. Yoksa o haddir. Ona vaciptir kabilinden değil. Fema tünkir ve izâ. Niçin sen diyor, ne inkar edersin ki en yekûn ola maru, yani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet olunan şey, mimma emarehu, o bir şeyle ki Peygamber Efendimiz emretti. O da neden? Min nefhi zâni, zâniyi sürgün etmekten ki alâ ennehu liddiâre. Bu da diâre için olan. Yüz değneği vurduktan sonra sürgünlük edin. O sürgünlük had değil. Yüz değenek had. Sürgünlük de onun fıskı fücuri dolayısıyla. لَا لَاَنَّهُ حَدٌ وَاجِبٌ, yoksa bu vacip olan bir had değildir ki وَجُوبِ الْحَدِّ جَلْدِ وَالْرَجْمِ. Bekar zaniye yüz değnek vurulacak, evli recm edilecek, bu had. Bu sürgünlük böyle vacip olan bir had değil ya. Fıskı fücur sahibi olursa ona bir terbiye için yahut da ibret için yapılan bir şeydir. Yani isterse yapar, isterse yapmaz. O zamanın imamına bağlı. Fakat mahkemeye kadiye giderse kadi bir şey ziyade etmez. Ne yapar ona? Ona bekar zani ise yüz değnek vurur, yok şey, evli ise recm ettirir. İşte bu mesele de burada bitiyor. Bu ihtilaflı ya, diğer mezheplerinin Hanefiler mezhebi arasında ihtilaflı. Fakat
Böylece cevap verdi. Burun burada bitirdi. Peki şimdi bekar hakkında bu kadar durdu. Yüz değnek vurulacak. O bir sene sürgünlük meselesinde şuna bağlamış oldu ki eğer o yapan adam daima onun bunun namusuyla oynuyor, daima bu işte bulunuyorsa zamanın imamı onu sürgün edebiliyor. Yoksa hadd olarak sürgünlük terettüp etmiyor. Mühsen olursa, mühsen ki yani evli adam olursa, onun cezasını babu haddi zani el mühseni ma huve. Elim subhanallah sultanallah her derlere dermanallah Allah subhanallah karşıya geçmiyor. Şimdi, buyur. Ya, ilk satırda karşıya geçiyor abi. Yok. He? Emirane kurmuş semaver özün, aşıkane söyler söylerse sözün, he? Mürşidane bakar açınca gözün, dervişane benzer çayın camları. Merdi zaman gibi meydana girmiş, şecaati derununu doldurmuş, semaver eşk ile aklın kaldırmış, ferzaneye benzer çayın camları. Erbabi nazardan bir nazar almış, behre eşke dalmış, gevherler bulmuş. Halaveti camlar gönül doldurmuş, güldaneye benzer çayın camları. Sızlar derunundan bin niyaz eyler, huzur-i kalb ile münacat eyler. Behri muhabbeti semaver boylar, aşıkane benzer çayın camları. Bezmi muhabbette bazarı kurmuş, canı dilden yanmış cananı görmüş. Semaver gönülden sivayı sürmüş, salikane benzer çayın camları. Kerem-i Kerim'den itkına ferman, almıştır Huda'dan bulmuştur eman. Semaverde şem'i tevhid füruzan, pervaneye benzer çayın camları. Bezmi muhabbetten almış berati, nefi isbat etmiş geçmiş sırati. Semaverde vardır eşk varidati, arifana benzer çayın camları. Semaver ezelden derde boyanmış, Allah Allah demiş deruni yanmış. Nuri iman ile hakka dayanmış, dilhaneye benzer çayın camları. Semaver serinde bir sevdası var, deruni gönülde bir leylası var, cümle mehlukatın bir mevlası var, muhlisane benzer çayın camları. Yanar döner candan bir ateşi var, nuri eşki dilde olmuş bekhtiyar, semaver bir devlet etmiş ihtiyar, bekhtiyara benzer çayın camları. Zakirler zikirden fari olunca, herareti zikir kalbe dolunca, demli çaylar nur semaver gelince, canhaneye benzer çayın camları. Saadet tacıdır başında demlik, bezmi semaverde olur mu gemlik? Sezadır şehzade yapsa hadimlik, emirane benzer çayın camları. Tıkırtı ağız yapalım. Demliktedir feyze envari yezdan, böyle karar vermiş erkan-ı irfan.
Hindistan haracı demli geçayan şehdaneye benzer çayın camları. Semaver sultanver sertacı demlik, bezmi muhabbetin sıracı demlik. Tiryaki derdinin ilacı demlik, demhaneye benzer çayın camları. Demlikten devrulur feyzi aşikan, devri zamanede miftahi derban. Safalar bahşeder misli gülistan, güldaneye benzer çayın camları. Demlike efendi meyli ihtiram, bezmi muhabbette halleder meram. Zira emreyledi ricali kiram, dürdaneye benzer çayın camları. Semaver merkezi muhabbet olmuş, meyani üşşakta meydanı almış. Lütfiye kenarsız deryaya dalmış, ehli hale benzer çayın camları. Bunu kapatma. Erzurum'da bir köye gidiyor Efe. Orada yaz vakti toplanıyorlar. Herkes yorgun. Yatsıdan sonra bir zikir meclisi halkası yapıyor. O kendisinin odasında zikrolunan adam söyledi. Diyor ki gayet helavetli bir zikir oldu. Şafakta yaklaştı. Ben de semaveri getirdim, hazır ettim. Semaveri hazır ettim. Ondan sonra zikir bittikten sonra o karanlıkta fiske lambası yanıyor. Semaverin aşağıdan ışıkları peyde oluyor. Çayları doldurdum, getirdim, kalemi aldı. İrticalen bunu orada yazdı. Maşallah. İrticalen. Ha, bu Erzurumlu Alvar İmami şöhretiyle maruf Şeyh Mehmet Lütfü Efendi merhumun pek güzel çay kasidesidir. Rahmetullahi Teala. O da hatırı yani. İnşallah.